Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. 2 gündür yavrular yok. Yavru enikler var ya arkadaşlar. Bir inek ölmüş demiştim sizlere, hatırlıyor musunuz? Onun oraya gittiklerini tahmin ediyordum. Orada da yoklar. Dün merak ettim. Anneleri de yok. Demek ki annelerin peşine takılıp bir yere gittiler diye düşündüm. Bugün şu yukarıda, evin yukarısında köpek sesi geliyor. Oraya bakacağım. Oradalar mı ya? Ulan yemeğe de gelmiyorlar adamlar. Tam şey oldular ha. Sabah yemeğinde yoklar, akşam yemeğinde yoklar. İyice ev yurt bilmez oldular. Gireyim bir bakayım oradalar mı? Ses geldi gibi, yüksek ihtimal oradalar da. Onlar orada ne yapıyor? Aç susuz. Bir şey falan mı var yine? Bir tane de buzağı ölmüş birinin. Şuraya atmışlar arkadaşlar bizim evin altına. Köpekler yesin diye. Ona da hiçbir şey dokunmamış. Yani köpekler onu da yememişler. Şurada da bir tane fıstık var. Fıstık. Bizim kara kız. Arkadaşlar onu da salıyoruz ha. Hava iyi ya. Biraz önce yağmur yağdı. Şu an güzel. Onu salıyoruz. Dışarılarda kendi başına otluyor. Sulanıyor. Hava alıyor. Sırtını ısıtıyor falan. Zaten bunu yaylaya gidince salıvereceğiz. Yaylada kendi başlarına dolaşıyor eşekler. Bizim eşek dediğim gibi pek de çalışmaz zaten. Avara yiyici. Yatıp arpa yiyip yiyip ensesi kalınlaşıyor. Şuramda da bir şey var herhalde. Ahırlar temizlediydim. Şey çırpmış arkadaşlar. Sadır çırpmış. Şimdi şöyle çıkayım. Yukarıya bir bakayım bakalım oradalar mı? İnşallah oradalardır ya. Bozo falan dördü de yok. Anneleri de gelmiyor. Sadece büyük köpekler geliyor. Davara gitti onlar da. Birlikte gidelim bakalım. İnşallah bir şey olmamıştır ya. Ne yapıyorlar orada merak ettim. Ben de çok merak ettim. Aç susuz. Kızım. Keyfin yerinde ha. Oh yayıl. Yağmur geliyor gene herhalde. Yağmur bulutları geliyor. Bundan sonra böyle olur ya. Baharın bir yağar bir duru, bir saat güneşli, iki saat yağmurlu, bir saat yağmurlu, iki saat güneşli falan olur. Şöyle çekeyim de etrafı, gördünüz mü? Meşeler falan da açmaya başladı. Ortalık geçirmeye başladı. Kızım. Huysuz. Huysuz. Ulan. Bu tehlikeli bu. Bu tehlikeli. Lan göt atıyor lan. Bana göt atıyor arkadaşlar. Bana takmış kafayı bu. Neyse bunu bırakalım da. Şöyle şuradan dolaşacağım evin arkasından. Oraya bakacağım. İnşallah oradadırlar. Bir şey olmamıştır inşallah. Artık ortalık yeşeriyor. Bizim de yayla vaktimiz geliyor. Yapraklar görüyor musunuz? Meşeler falan açmaya başladı. Daha çok yeşerecek buralar. Çok! Daha efsane olacak, göreceksiniz. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi biz her zaman aynı. Gördünüz mü meşeler? Şimdi mesela yaylaya göçüyoruz. 3 gün sonra bir köye iniyorsun ya. 3 gün, 1 hafta sonra. Ula bir bakıyorsun her yer acayip değişmiş. Bir tuhaf geliyor köy. Yaylaya alışmışız ya. Köy bir tuhaf geliyor o zaman. Tabii şimdi yaylaya gittik mi? Yaylada yemyeşil, çok kar var. Geçen gün gitmiştik. Bayağı kar vardı. Videosu da var, izleyebilirsiniz. Buralarda pislik içinde ya. Şöyle gidelim. Şuradan. Köpek sesi geldi. Şu yukarıdan geldi bize ses. Hem şöyle köyün manzarasını göstereyim size yukarıdan. İnşallah bir şey olmamıştır yavrulara. Birbirlerini de yemesinler.
bizim geçi de buradaymış. Topal geçi. Bunun ayağı rahatsız da iyileşip gelir. Olayla birlikte burada yayılıyor. Aferin kızım. Akıllı kızım benim. Bir de kendi çok küçük bunun yavrusu ya. Fındık bu. İkiz de değil arkadaşlar. İyisi küçük. Aman altında olsun da. Yavrusu canlı olsun da. Küçük büyük fark etmez. Ya ila gittim onlar kocaman kalır. Tanıyamayız biz bile. Şaka demiyorum ya. Gerçekten 15 günde fark ediyor ya. İlahi abi varsınlar. Yukarıdan köyümüz. Bizim ev gerçekten güzel yerinde. Hayvancılıkla uğraşan insanlar için, yani aile için en iyi yerde falan diyebilirim. Hem yol bakımından, hem da var saldım mı evin aşağısına gittim mi sıkıntı yok. Sağına gittim mi sıkıntı yok. Yani şu an köylerde hayvancılık yapmak gerçekten zorlaşıyor. Çünkü şehirden gelen insanlar yok o kokuyor, yok bu kokuyor demeye başlıyor. Gerçekten şaka demiyorum. Saygı maygı yok yani. Hiç kimse demiyor ki ben buradan tatil için geliyorum. Ama bu adam burada ekmeği için yaşıyor demiyor. Ben iyi olayım. Ben şöyle olayım diyorlar. Bir de adam var orada. Burada bir şey yok. Ne? Ne? Buradan ses geldi biri. Bulamayacağım ya. Burada olmak lazım. Ses buradan gelmişti. Ne? Allah Allah. Ben şöyle bir bakayım şu tarafa doğru arkadaşlar. Arkadaşlar ta şeye geldim. İgdeli tarafına geldim. Davar güttüğüm yer evlerin üstüne. Buradan ufak bir haf sesi duydum ileriden. Şu ileriden. Onun için ta buraya kadar beni çekti sesi. İnşallah buralardadır. Burada da inek varmış gibi. Devam edin be. Yağmur yeni başladı ya. Ben köpekleri aradım. Köpekleri gördün mü? Köpekler şurada sesi geliyor. İnek ölmüş orada. Onu İnek mi ölmüş? Gene mi inek ölmüş? Geçen de birinin ölmüştü. Belki de odur ya. Bir buzağı ölmüş. Çakır eminim mi ne? Bu sene katliam mı olacak? Ne olacak? Hastalık falan mı var? Yok ya. Hastalık değil. Ona bir şey mi sokmuş deyip dururlar da. Şimdi ne sokacak onun canavarını boğdu ne yaptı? Olabilir ya. Oraya bak bakayım oradadır köpekler.
Ben de dedim bakayım, enikler iki gündür gelmez. Ulan dedim bunlara bir şey mi oldu? Hiç durmazlardı, yala gelirler diye. Dayanamazlardı. Yavrular yalın etine eti bulduk kiri. Herhalde ondan dolayı bizi satışa getirdiler. Bir bakayım varıp da sağlarsa. Bunlara şimdi parazit hapı da almak lazım. Eti yiyorlar, çiğ eti. Bir de parazit hapı alayım da at veren. Şimdi onlarda bakteri çok olursa yavruları etkileyebilir ya. Sen de burada güdüyorsun inekleri yeşillikte. Yayılıyorlar işte, ben de burada oturuyorum ya. Hava da güzel. Hava yağmazsa güzel, yağarsa bak açar gideriz. Ya yağış demin yağdı, bir yarım saat geçti. Böyle olur gayrı bundan sonra, değil mi? Olur öyle. Sen benden iyi biliyorsun. Otlar yeşer de. Arada fiskiye gibi bulut geliyor, bir sulayıyor. Öbür tarafa gidiyor, aşağı doğru gidiyor. Fiskiye bir daha dönüyor, bir daha gelip sulayıyor. Günde 2-3 kere bir sulama yapıp sonra güneşi veriyor. Hem otlar güzelleşiyor hem de göbek. Dağlar. Aynen, göbek de çıkar ya. Hava da güzel, mis gibi hava ya. Al. Şu hava. Memleketin güzelliğine baksana. Yaz geldi var ya. İyi bak, sen güde dur da ben bakan şu yaramaz kuşularıma. Şu şeyden, bahçenin ucundan bak orada de, daha duvara çıktın mı belli olur ya, orada bulursun. Tamam, haydi görüşürüz bana. Haydi kolay gelsin sana. Sağ olasın, haydi sana da kolay gelsin. Sağ ol bana, Mehmet'im. Yeklere de bakma haydi. İneklerin keyfi yerinde, işte ama canavar tehlikesi var. Yalınız kaldı mı? Ben bekliyorum ya. İşte sen bekliyorsun. Aha, köpek sesi geldi. Köpek sesi geldi. Bakayım bakayım. Arkadaşlar şöyle bir şey var ineklerde. 6-7 tane inek bir arada oldu mu? Kurt. Yani Mehmet Emin canavar dediği kurt. Pek bir şey yapamıyor ineklere. Ama tek yakaladı mı? Bir ineği, bir tanayı, bir falan tek yakaladı mı? Yani bir de zayıf oldu mu inek? Tamam yani onun kurtuluşu yok. Zor kurtulur ya. Ama şöyle bir şey var. Kurt 5-6 ineğin içine daldı mı? İneklerin hepsi böyle birlik oluyor. Ondan sonra kurdu. Yani süsleyerek bir peşinden koşarak alt ediyorlar. Geldik. Buradan bir ses duydum değil mi? Demin geldi. Bizim dişi köpeğin sesi. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin arkadaşlar. İşte böyle bir kurt alıyor. Bizim geçilere de oluyor. Kimi zaman inek yiyor işte. Ona. Orada gördüm birini. İnek kanlıysa falan göstermeyeceğim arkadaşlar sizlere. Çünkü YouTube kanalımıza engel atmasın. Ona! Ona! Şşt, şşt. Benim kızlar! Mehmet'im mi sana mı şey yaptılar? Bu havalarda aslında yazın pek köpekler et de yemez arkadaşlar. Keyiflice et yemez. Sıcağı hiç sevmezler. He? Şşt. Ulan, 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 ulan. Bak şu şuna fena oyun yapıyor. Ya ısırıyor, ısırıyor bir şeyler yapıyor. Seviyor sizi abiniz. Ne var kızım burada? Ne var? Burada bir bacak var. Görünürde arkadaşlar. Onunla oynaşır. Koca şişek kadar şey, küçücük şeyle oynaşacaksın diye uğraş. Manzaranız da güzel ha. Burada arkadaşlar. Orada aşağıda. İnek ölmüş. Ölmüşler mi lan? Yok, bitirmemişler de. Hani kokuluyor. İşte burada. Daha öylece duruyor. Burada bir bacak var. Bir bacağı çıkarmışlar.
Bozo! Gel lan bura! Neredesin lan? Neredesin oğlum? Neredesin sen? Hani ev? Hani ev? Hani ev? Öbürü nerede ya? Bir tanesi... Öf, nasıl da kokuyor ya. Bir tanesi orada bir şey yiyor ha. Aşağı inmiş. Buzavusu da varmış ya. Karnında buzavusu da varmış. Öyle mi? Karnında buzavusu da varmış. Vardı ya, buzalacağı mı? Buzavuyu oraya mı götürmüştü? Buzavuyu oraya götürmüştü. Neyse arkadaşlar. Bunların eve niye gelmeme sebebi belli oldu yani. Burada eti yiyorlar, burada yatıyorlar. Yesinler bu. Değil mi? Neyse buralarda biraz daha vakit geçirsinler ya. Bunlara bir hafta getirin. Havada yağmur çizmeye başladı arkadaşlar. Güzelleşti. İneği göstermiyorum. İneğin içini çıkarmışlar, buzağı karnındaymış. Buzağıyı çıkarmışlar, oraya götürmüşler. Vallahi kolay bir şey değil, koca inek gitti mi adam üzülür arkadaşlar. Allah kimseye göstermesin değil mi Mehmet'e mi? Sen de gel bu sene bayağı şey yaptın yani. Gittiğine de verim gitti. İşte zor ya, bakıyorsun bakıyorsun. Neyse arkadaşlar şöyle kameramı çevireyim de videomuzu bitirelim. Arkadaşlar gördüğünüz yavrular yoktu. Bulduk. Sebebi de belliymiş. Ete vuruyorlar. Yesinler bakalım biraz. Biraz da kokmuş ama yedikleri kadar. Zaten koktuğunda yer lan onlar. Bakteri olduğundan mı yiyorlar? Evet. Olabilir. Ben bilmem. Sen benden daha iyi bilin. Mehmet abi yılların adamısın. Allah Allah. Yazın pek et yemiyor ama. Sıcaktan, sinekten. Neyse arkadaşlar, Mehmet Emmi ile bitiriyoruz bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah kimsenin başına vermesin böyle. Mal canın yongasıdır derler. Değil mi Mehmet Emmi? Mal canın yongasıdır derler arkadaşlar. Rüzgar da çıktı. Sesim pek anlaşılmaz belki. Burada kapatalım. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.